kaleminden alınmış bir kararda bir gazeteci hem tutuksuz yargılanması deniyor, serbest bırakılması deniyor, hem de aynı kararda tutuklanmasına karar veriliyor. Şimdi kim söyleyebilir bize mahkemenin bağımsız bir karar aldığını? Kim söyleyebilir bu kararın siyasi olmadığını? Bir gün önce 4 tane meslektaşımız aynı suçtan serbest bırakılırken bir gün sonra ne değişti? Savcı yeniden itirazda bulunurken hangi delilleri toplayarak bulundu? Ve bir gün önce suç olmayan şey bir gün sonra nasıl suça dönüştü? Son yaşadığımız tutuklamalarda da bir kez daha gördük ki yargı bağımsız hareket etmiyor. Telefonla çağrılsalar gelecek olan gazetecilerin evlerine baskınlar yapılarak gözaltına alınıyorlar. Serbest bırakıldıkları suç iddiasından bir gün sonra tekrar tutuklanıyorlar. Mahkeme heyetinin bir gün içinde bulduğu yeni suç delilleri açıklaması gerekiyor. Kede medya ağır bir baskı dönemi geçiriyor. Gazeteciler üzerinde bir abluka kurulmuş durumda. Bu son gözaltı ve tutuklama furyası aslında bütün bir sektöre korku yaymayı, gazetecileri sindirmeyi hedefliyor. Bunun arkasında çok basit bir neden var. Kamuoyunun gerçekleri öğrenmesini istemiyor iktidar. Bütün otoriter yönetimler gibi, bütün despot iktidarlar gibi bu iktidarda halkın gerçek bilgiye ulaşmasını değil, sadece kendi propagandasına maruz kalmasını istiyor. Bunun için de gazetecileri baskı altına almak çok önemli. Hayati, kendi iktidarlarının devamı için gazetecileri baskı altına almak, kontrol altına almak istiyorlar. Bu mesajı daha önce vermek isteyen başka iktidarlar da oldu. Ama Türkiye'de cesur gazeteciler işten de atılsa, gözaltına da alınsa, tutuklansa da, tacizle edilse, şiddete de uğrasa yine mesleklerini düzgün bir şekilde yapmaya, kamuoyuna karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiler. Bu sefer de öyle olacak. Dikkat edin, tutuklanan bütün meslektaşlarımız gönderdiği mesajlarda aynı şeyi söylüyor. Korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bir suç işlemedik. Bizim korkmamızı gerektirecek bir şey yok. Korkması gerekenler, yargıyı siyasete alet edenler, burada adalet dağıtması gerekirken iktidarın oyuncağı olmuş olanlardır. Onlar suç işlediğine göre onlar korkmalı.